Yıldızların Z raporundan, Haziran ayından herkese merhaba. Ben size başında ne söylemiştim? Zaman çabuk geçiyor demiştim. Evet, hızlı hızlı geldik mi? Yılın 6. ayından sizlere sesleniyorum. Ve adeta ilk yarıyı hep birlikte tamamlamış bulunuyorum. Herkes kendini kutlayabilir bu ilk 6 ayı. İnşallah, umut ediyorum, hayallerinizle, hedeflerinizle bir noktaya kadar getirmişsinizdir diye düşünüyorum. Az çok bunu en azından başardığınızdan eminim. Tabii ki Haziran ayına keyifle başlıyoruz. Daha sakin bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Merkür gerilemesi son buluyor. Bu iyi haber. 3 Haziran'da Merkür gerilemesi bitiyor. Merkür gerilemesi de bitiyorsa artık almanız gerekenleri alabileceğiniz, başlatmak istediğiniz işleri başlatabileceğiniz rahat bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Sözleşmeleriniz varsa yapmaya başlayabilirsiniz. İş planlarınız varsa harekete geçebilirsiniz. Teknolojik aletler alacaksanız onlarla ilgili de adımlar atabilirsiniz. Ama tabii ki Merkür'ün Boğa burcunda ileri harekete geçtiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bir müddet sonra, yani 13 Haziran'dan sonra Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Eğer şayet bekleyebilirsiniz ya da iş planlarınızda bir takım yavaşlamalar hissediyor olursanız hiç acele etmeyin. 13 Haziran'dan sonra birçok işiniz, birçok geri dönülmesi gereken konu, projeleriniz, beklediğiniz telefonlar hepsi 13 Haziran'dan sonra hayatınıza gelebilir diyoruz. Tabii ki Merkür ileri gidiyorsa sıra başka bir gezegene gelmiş olabilir. Satürn gezegeni Kova burcunda geri hareketine başlıyor. Ne zaman mı? 5 Haziran Pazar günü Satürn geri hareketine başlıyor. Bu çok ürkütücü bir konu değil. Aksine son 2 yıllık Satürn Kova geçişinde gözden kaçan konular varsa, bilgeleşmek zorunda kaldığınız, olaylarda sağlam olmayan, tam ayakları yere basmayan işler yaptıysanız, ilişkiler böyleyse, bunları sınayacak ve imtihan edecek bir süreç. Bu korkulacak ya da endişe duyulacak bir süreç değil. Bu biraz zaman alacak bir dönem. O yüzden buradan çok endişe duymak yerine adeta burayla ilgili sizler de eksik bulduğunuz, eksik gördüğünüz şeyleri tamamlayabilir ve burayla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. 14 Haziran Salı günü de Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Yay burcundaki dolunay, yani Haziran ayı, Kasım ayı ve Aralık ayını tamamen finallediğiniz, kapattığınız, yeni başlangıçlara savrulduğunuz bir zamanı gösteriyor. Eksik kalan ve yarım kalan projelerinizin tamamlandığı bir dönemi gösteriyor. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor ve artık bu 21 Haziran sürecinden sonra Yengeçlerin doğum gününü kutlamaya başlıyoruz. Bu ay içerisinde 29 Haziran, yani Haziran'ın sonlarında da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni dönemin asıl kapılarını, özellikle 2019 ve 2020'de tamamlanmayan, o felaket diye adlandırdığınız, zorluklar içerisinde adlandırdığınız, hem ekonomik olarak zorlandığınız, hem iş anlamında zorlandığınız, ilişkilerde yanılgılara uğradığınız, o 2019-2020 var ya, işte onun da revanşını alacağınız zaman dilimi, ilahi adaletin gerçekleşeceği zaman dilimi 29 Haziran sonrası başlayacak diyebiliriz. Haziran bizden duyduğunuz kadarıyla oldukça hareketli, oldukça eğlenceli, enerjisi bol, gücü yüksek bir ay olduğunu söyleyebiliriz. Sizler de aynı şekilde gökyüzüyle yeryüzünü birleştirebilmeyi başarırsanız Haziran ayının muhteşem geçmemesi için hiçbir sebep olmadığını görebilirsiniz diyorum. Haziran ayındaki önemsediğim bir olay var ki 23 Haziran zamanında Venüs, aşk, para, servet gezegeni dediğimiz, bunu temsil eden Venüs'ün İkizler Burcu'na geçiyor olması sanki adeta biraz flörtleşmenin, aşkın, sevginin, sosyalleşmenin gücünün arttığı, çift yönden kazanımların da arttığı, hem parasal anlamda hem finansal anlamda kazançlarınızın da birçok yönden arttığı bir zamanı anlatıyor. Tabii ki biliyorsunuz gökyüzünde bu kadar gezegenin de aynı zamanda İkizler Burcu'nda hareket ediyor olması duygusal anlamda da yön kayıpları verebilir. Sanki ilişkilerinizde çok memnun değilsiniz de başka arayışlar içerisindeymişsiniz izlenimi verebilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Dostluklar çok önemli olacak. İlişkilerinizin alt bendinde lütfen dostluk temasını oturtmuş olun. Ciddi, iyi bir arkadaş mısınız? İyi bir dost musunuz? Dostluk çok önemli olacak. Haziran ayı içerisinde arkadaşlarınıza, dostlarınıza verdiğiniz emek ya da burayla ilgili yaşayacağınız bir takım sıkıntılara daha dikkat etmeniz lazım. Haziran ayı birazcık da belki dostu düşmanı tanıma zamanı olabilir.
olabilir. Bununla birlikte tabii ki Haziran ayının 21'ine kadar da Güneş İkizler Burcu'nda olduğunu ve asla bir İkizler Burcu dostunuzun doğum gününü unutmamanız gerektiğinin de altını çiziyorum. Yoksa sizin üstünüzü çizer diyorum. Şimdiden güzel, keyifli bir ay diliyorum.